Öncelikle Sabahattin Bey'e, Oğuz Altay'a ve bu belge hazırlayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi mesele ilgili, tezahüratla ilgili UABES oluşumun başında ve bu oluşumu rahmetli Albasan Uşan'a dolsun onunla beraber bu işe başladığımız dönemde bir reisime, Yılmaz Başkanımızın desteğiyle her gruptan ikişer, üçer arkadaşı UABES oluşumunda BES'te çalışmalarına çağırdık. Bunlardan birer temsilci, hatta istedikleri sayıda temsilciyi bir araya getirmeyi teklif ettik ve çok güzel bir kaynaşma oldu. Bu kaynaşmanın neticesinde bugün reisimizin de destek verdi. O zaman ölüm varmış, korku varmış işte. Senin iler, bugün duyduğunuz çoğu BES'lerin altyapısı o UABES çalışmalarıyla oluştu. Ve insanlar birbirinin hakkında ön yargılı baktıkları kardeşlik, abilik kavramın dışında bir dostane ve çok sıcak ilişkiler içerisinde birbirine stüdyoya girdik. Sayısız BES'e çalışması yaptık. Ve bu BES'teler hala şu anda arşivimizde duruyor. Fakat işte bir takım arkadaşlarımızın belli, işte Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar neticesi, bir takım olaylar ve Alparslan'ın aramızdan ayrılması nedeniyle ben bir süre UABES'te şevkim de kırıldı bu konuda. Ne yapacağımı da öngöremedim. Yani Alparslan'ı kaybettikten sonra bir travma yaşadım açıkçası söylemek gerekirse. Ve o süreci atlattıktan sonra tekrar UABES çalışmalara devam etti. Yalnız tabii yeni bir sınava geçiliyor. Yeni sınavın eski bizim yoğumuz olan kapalısı yok. Kapalı olmadığı gibi o insanları bir yere getirme şansımız da olmuyor. Yani kapalı bir okul, kapalı bir insanların hep beraber bir araya geldiği bir aile, yuva ve arkadaşlığın temellerinin atıldığı yerdi. Tribünde aynalı hayatı paylaştığımız yerdi. Şimdi böyle bir atmosfer oluşturmak için öncelikle kaligrafi yapan arkadaşlarımız nasıl bir 3 gün önceden, 5 gün önceden bir araya geliyorlar, bir projeler hazırlanıyor. Bununla ilgili detay çalışmalar yapılıyor. Biz bir koruyuz. Düşünün bir koro konsere çıkacak. O konserin hiç provası yapılmıyor. O beste hiç kimse çalışmamış. Maç günü alelacele öğretmeye çalışıyoruz. Fakat ne kadar başarılı olup olamayacağımıza o günkü şartlara ve tribünün ambiyansına bağlı oluyor. Ben bu yüzden diyorum ki eğer reisimiz Oğuz Altay uygun görürse sizler de destek verir misiniz bilmiyorum. Yani bu UABES oluşumundaki eski sistem tekrar hayata geçsin. Buradan her tribün grubundan, arkadaş, alt gruptan, üst gruptan fark etmez. Önemli olan bu çalışmaları bir araya gelip yapalım. Ve o çalışmalar esnasında hem kendi hatalarımızı veya besteyle ilgili neleri daha iyi yapabiliriz, benim nesi var, ikinin sesi var mantığıyla el ele, omuz omuza hangi konularda ne eksiğimiz varsa hem fikir alışverişinde bulunuruz hem de beste konularındaki bugün söylenen bir takım şeyleri önlemiş oluruz. Öbür konu, şimdi refleks tezahüratlar var, Güngör Baba'nın değindiği. Şimdi bu refleks tezahürat olayı basketbol maçlarında Türkiye'nin belki Avrupa'nın en iyi tribünü oluşturuyoruz. Çünkü basketbolda biliyorsunuz hücumdayken kendi beslemizi söyleyip kısa kesip arkasından hemen ıslıkla veya tempoyla rakibi baskı altına alıyoruz. Fakat şimdi bu futbol maçı olduğu için böyle bir dur kalk meselesi futbolda mümkün olmuyor. Yapabileceğimiz tek şey, ben bunu PSV Eindhoven maçında bir reisimizin de desteğiyle uygulama çalışması yapmıştık ve çok başarılı oldu. Orta türlü hep bağırdı bizim çemik tayfa dediğimiz yer. Yanlarda onlara düdük verildi, yan taraftaki insanlara. Onlar da maçın içine rakibe top geldiği zaman ıslıkla katıldılar ve maçı yaşamaya başladılar. Top bize geçtiği an herkes otomatik sanki bir psikolojik bir dalga gibi herkese tezahürata katıldı. Ne oldu biliyor musunuz? 25 bin kişi 90 dakika o maçı yaşadı ve o zaman rakipte olan Erik Gerez hiç, dünyada hiçbir takım Galatasaray taraftarının önünde bu taraftarını maç alamadı. Ve hakikaten o maçın isterseniz bir gün bir video gösterisini hep beraber izleyelim. İnanılmaz bir baskı. 25 bin kişi 90 dakika ayakta. Şimdi bunu insanları dışlamadan, insanları bu maçın içine dahil ederek ancak başarabiliriz ve bunu düşünerek ve sistematik bir şekilde başarabiliriz.
Bunun altyapısını hazırlamak için öncelikli olarak bir takım çalışmalar yapmamız şart. Gerek türbün içinde, gerek işte bu tip toplantılarda sizlerden de bu konuda gerekli destek ve görüşler geldiği takdirde ultrasanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bunlar seninle yapacağız. Burada en güzel örneğini basketbol maçlarında görüyoruz. İnanın tüylerin diken diken oluyor. Ben spor sergisinde yaşamış bir insan olarak bugün burada Burak Savucu dostum da hatırlar. Belki Zalgiris Kaunas maçı sonra başkanını hatırlar. Herkes hatırlar burada reisimiz falan. Ama o atmosferi bir daha yaşayacağımı düşünmemiştim. Barcelona maçında inanır mısınız? Hayatın o anda donmasını istedim. Böyle bir tribün yok. Ve gerçekten gurur duydum ultrasan oluşumuyla. Ve bunu yapabiliyorsak bunu da salonlardan futbol sahalarında geçireceğimize kesin kesin inanıyorum. Yeter ki bu birlikteliği tek bayrak altına, tek parmağımız altına birleşelim. Bunu kesinlikle sağlayacağımıza inanıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.